Merhaba, ben Özgür Yılmaz. Bu videoda size C41 kimyasalların hazırlanışını göstereceğim. Bir önceki videomda size C41 ve E6 banyo yapabilmeniz için evde hangi malzemelere ihtiyaç duyduğunuzu anlatmıştım. Bu videoda da C41 kimyasallarının hazırlanışını anlatacağım. Kimyasallarımızı karıştırarak 3 adet ayrı kimyasal elde ediyoruz C41 için. Çok kolay bir iş. Kitapçıktan yemek yapar gibi aslında bir tarifi takip ediyor olacağız. 5. sayfasında karışımları nasıl hazırlayacağınızı yazıyor. Şimdi bu kimyasalları bir çıkartalım. İlk önce bu 3 kimyasalı belirtilen oranlarda suyla karıştırıp renkli developer'ımızı elde edeceğiz. Sonra bu iki kimyasalı karıştırıp bleach fix kimyasalını elde edeceğiz. Ondan sonra da belirli bir kısmını karıştırarak bu kimyasalın stabilizer'ı elde edeceğiz. Bunun 5'te 1'ine döküyor olacağız. Bu 50 mililitrelik kutu demek ki 10 mililitre bu sıvıdan 1 litre suyun içerisine döküyor olacağız. Ben bu seti ilk aldığımda bunu fark etmediğim için 1 litrelik suyun içerisinde 5 litrelik kimyasalın hepsini birden döktüm. Dolayısıyla stabilizer'ı her hazırladığımda gerekli oranda sulandırarak kullanıyorum. Ama sanki bu yokmuş gibi anlatacağım ben bugün. Evet. İlk hazırlayacağımız kimyasal renkli developer. 3 adet kimyasal kullanacağız. Her birinden 100'er mililitre, 700 mililitre suyun içerisine karıştıracağız. Normalde bu karışımları içme suyuyla hazırlayabilirsiniz. Ama ben daha hassas ve bilinmeyenleri ortadan kaldırmak için distile su kullanıyorum. Yani saf su. Saf suyu benzincilerden alabiliyorsunuz. Musluk suyu kesinlikle kullanmayın. İçme suyu nispeten daha iyi. Evet, ilk karışım için bu 3 kimyasalı ve suyu kullanacağız. Kimyasalları karıştırmadan önce eldivenlerimizi takıyoruz. Şimdi sırada 100 mililitre part 1. Sonra 100 mililitre part 2. Ardından 100 mililitre part 3. Evet, renkli developer'ımız şu anda hazır. Bunu bir karıştırmamız gerekiyor. Ben onu yapmayacağım çünkü kutusunun içerisine koyarken zaten çalkalanıyor olacak. Bu tarz etiketleri var bu kutuların. Mutlaka bunun üzerine belirgin bir şekilde bunun hangi kimyasal olduğunu yazın. Sonra bunu sıkıştırıp havayla temasını kesip İçerisindeki havayı dışarı çıkartıp ağzını sıkıca kapatıyoruz. Biraz çalkalamanız iyi olur. Evet. Bu huni ve ölçü kabı artık diğer kimyasalla kontamine oldular. Şimdi bunları normal musluk suyuyla yıkamam gerekiyor ki bir sonraki kimyasalın içerisine developer karışmasın. Sıra geldi ikinci kimyasalımıza. Bunlar biraz gaz çıkartıyorlar. Ortamı havalandırmayı unutmayın. 600 mililitre su, 200'er mililitre de bu kimyasallardan koyacağız. Ve ikinci kimyasalımız da hazır. Yine kullandığımız kapları yıkıyor olacağız. Bunları yıkamamız lazım. Yine aynı şekilde kapları kuruluyoruz. Bunun içerisinde 50 mililitre kimyasal var. 5 litre suyun içerisinde dökülmesi için hazırlanmış. Şimdi biz 1 litrelik karışım yapacağız. 990 mililitre suyun içerisine 10 mililitre bu karışımdan dökeceğiz.
Dediğim gibi şöyle bir çalkalarsanız kimyasalları iyi olur. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kimyasallarımızı hazırladık. Hiç zor değildi. Sadece birkaç sıvıyı birbiriyle ve biraz suyla karıştırmış olduk. Bir sonraki videomuzda da artık banyo yapacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma üye olun. Ve yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın. Siz nasıl hazırlıyorsunuz C41 banyosunu? Bu konuda merak ettiğiniz şeyler var mı? Bunları öğrenmek istiyorum. Görüşmek üzere.